Videoya girmeden önce hemen belirteyim. Reklam değil bu, rahat olun. Bu bölüm 5 karakter olunca video başında diyalogla geçiyor. Ara çizimler 4. dakikadan sonra seri bir şekilde başlıyor. Sonra vay efendim Yunus çalışmadı demeyin. Aksine bir yerlerim çatladı. Beyler biliyorum bunu çok önceden konuşmuştuk. Çok mühim bir olay olmadıkça sizlere başvurmayacaktım. Ama önümüzde önemli bir mesele var. Bunu da beni en az benim kadar tanıyan sizlerle birlikte çözmemiz gerekiyor. Yunusluğun geleceği için bu önemli. Girsene lan şu konuya, ağlak herif. O kadar işim gücüm var, sıçmayayım bacağına. Lütfen. Artı birledim karşım. Az önce altıma sıçtım. Bunu kim getirdi lan? Bu kim var kim yok getirin deyince ben getirdim. Bokunu ben temizlemem söyleyeyim. Bırak kalsın öyle. Lan s**erim goy goyunuzu, konudan uzaklaşıyorsunuz. Konu hepimizi ilgilendiriyor. Söyle ulan o zaman. 2 saattir bize lise müdürü gibi konuşma yapan sensin amık. Para mı lazım söyle. Ha kaç para lazım? Gerçi o da lazım ama sorun daha da kötü. Sorun şu ki... Kadınlara yürümeyi unutmuşum. Sen. Evet. Ben. Evet. Biz. Maalesef. Gelecekte kadınlara yürümeyi unutacağım ha. Kadın ne? Yürüyememe derken girişimlerim çok başarısız olmaya başladı. Başarı yüzdem iyice düştü. Şu an Mehmet Ali Erbil'den bir tık kadar daha iyiyim. Durum o derece vahim ha. Taktikler işe yaramıyor mu oğlum? Alman taktiği mesela. O her zaman işe yarardı lan. Maalesef. Aslında işe yarıyor. Ama çok fazla işe yarıyor. Sorun da bu. Baya baya saygı duymaya başladılar lan. Yürüdüğüm kız hocam diyor bana, beni mentoru ilan ediyor. Mal evladım. O zaman biraz kıssana gücünü. İşte olmuyor. Bir kere aldın mı hızı yavaşlayamıyorsun. Lan tutturmuşsunuz bir Alman taktiği, ne lan bu? Saldırıyorsunuz mu, ne yapıyorsunuz be kıza? Oho. Bu bizim en işe yarayan hamlemiz. Bak not al. Meşhur bir Alman savaş taktiği bu. Almanlar bir gal edecekleri zaman ilk etapta bir anda bütün güçleriyle ani saldırı yaparlardı. Karşı taraf da bu ilk darbeden sonra ucu böyleyse devamı nasıldır amık der, morali düşüp şehri verirdi. He işte biz de kıza ilk buluşmada kıza bütün vasıflarımızı anlatırız. Gözünde bizi iyice büyütür, tav olur. Bizim patates olduğumuzu anlayana kadar da aradan 1-2 ay geçerdi. O zamana kadar da hey. Yaz bunu kenara, az ekmeğini yemeyeceksin. Ne gerek var oğlum? Benim ciddi bir ilişkim var. Evleniriz biz. Yazık lan. Ay vallahi acıdım be eski bene. Hiçbir şey bilmiyor bu zavallım. Ne oluyor oğlum? Bir şey mi oluyor? Ölüyor mu kız? Yok. Ben mi ölüyorum yoksa? Soruya bak. Biz ergenken böyle salak mıymışız? Vallahi ben de çözemedim. Demek ki sonradan parlamışız. Lan söylesenize toşlar. O kız var ya. Seni boynuz manyağı yapacak. 3 kere aldatılacaksın, haberin olsun. Ne? Onlar da yakaladıkların yani. Ama sıkıntı bu değil. Neye tercih edildiğin? Çocuklardan biri yeteneksizsiniz ünlü taklitçilerinden. Diğeri de bemeven diye gezen bir tip. Ya gör Yunus Efendi. Kimlere tercih edileceksin? Bana. Bana. Bıçan böyle kadere. Yok lan, isyan etmelik bir durum yok. Hatta teşekkür bile edebilirsin. Sonrasında kendini işlerini iyice veriyorsun ve bana dönüşüyorsun. Alfa Yunus Modon. Sonra da bana dönüşüyorsun. Yıkık Yunus Modon. Dur lan başarısız köpek. Bireye görüşürüz müstakbel yıkık. Ha bu arada senin 25 yaşında zengin olma hayalin var ya. Oluyorum değil mi? He babayı oluyorsun. Altında BMW Mercedes bekleme. 25. yaş günün de cebinde 1,5 lira para olacak. Al bu bilgiyle nasıl yaşıyorsan yaşa. Ne yaptınız lan geleceğimi? Bana bakma oğlum, suç bunda. Benim de bu halde olmamın sebebi sizsiniz. Ben yine altıma sıçtım. Bunda da ne varmış birader. Beyler! Konudan yine uzaklaştık. Bakın Yunusluğun bekası için bizim bu sorunu çözmemiz gerekiyor. Yoksa bitecek bu Yunusluk. Gelecek nesiller mahrum kalacak bu muhteşem genlerimizden. Örnek ver bize örnek. Lafı uzatan sensin lan. Hem hala bir ünün vardır oğlum senin, yok mu yürüyen eden? Var olmasına var. Ama sarmıyor. Ya da garip tipler oluyor. Mesela biriyle tanışıyorum, birbirimizi tanımaya çalışıyoruz. Birini keşfetmenin verdiği heyecan var tabii ki. Tam bir şeyler olacak gibi... Lap o soru geliyor. Sahneye başlamadan önce bir dipnot düşmem gerekiyor. Rüme kokoş kız sesi çıkarabilir misin dedim. Çıkarırım dedi. Çıkaramadı. Dedim o zaman sen Yunus'u seslendir, ben kokoş kız sesi çıkarayım. Öyle yaptık. Kafalar karışmaması için önceden uyarayım dedim. Burcun ne? Anan. Çok pardon. İçimden Killa Hakan replikliyordum. Ya ben burçlara inanmıyorum. Bunlar hep Barnum etkisi. Nasıl? Bu bilimsel bir şey bir kere. Burçlar. Ay evet, astroloji işte. Aklın ayarını Hı?
Canım astroloji bilim değildir, sahte bilimdir. Jüpiter'in sana etkisi falan senin sandığın gibi değil. Kütle çekimi olarak benim şu an sana uyguladığım çekim Jüpiter'den daha büyük. Kusura bakma da saçmalıyorsun yani şu an. Bak benim burcumun özelliklerine birebir beni anlatıyor. Bak işte o sen kabullendiğin için öyle yani. O özellikleri değiştirsek sen de ona göre değişeceksin canım benim. Bak mesela burcun ne? Aslan. He işte aslanlar hep böyledir canım. Başta inanmazlar burçlara. Girdikçe alışırsın. Dalga geçiyorum, aslında akrepti. Ya akrep alaycılığı işte. Bütün akrepler böylesiniz. İşte sonra Yunus niye küfür ediyor? Güdümlü füze gibi bunlar. Bir kere kilitlendi mi kaçman imkansız. Aşk hayatını Satürn'ün etkisine bağlıyor. Yok bir de bu astroloji yazarları eğitimsiz insanlardan oluyor. Zaten eğitimli olsalar astrolog olmazlar. Bunları takip edenlerin bir kısmı da doktor mühendis insanlar. Aklı başında insanlar. Ulan o kadar okuyu ediyorsun. Hayatının kilit noktadaki konularını neden senden çok aşağıda bir eğitime sahip birine emanet ediyorsun? Katlanamıyorum işte bunlara. Olsun olsun. O tayfanın da az ekmeğini yemedik zamanında. Gelemiyorum artık o konuya. Diğer konularda ne kadar uyumlu olsak da, ki hiç uyumlu olamıyoruz böyleleriyle, anlaşamıyoruz, yürümüyor iletişim. Tamam oğlum, o zaman sen de daha bilimci, felsefeci kadınlarla takıl, ne var bunda? He işte o konuda da şöyle bir sıkıntı var. Bugün de hava çok iyi ya. Ya. Muhabbet resmen ateş ediyor. Başta muhabbet iyi ilerliyor ama bir süre sonra konular bir kere tıkandı mı bir daha toparlayamıyor, kalıyoruz öyle. Onu birkaç kere ben de denedim, bir şey diyemem. Dedim ki zeki ama konuşmaya anla yürümüyor, bu sefer de ortalama ama çenebaz biriyle şansımı deneyeyim. Vay babayın kemiğine, cezanın kadın haliyle takılmışım meğer. Varsay ki kafamın içine Tech9 çipi yerleştirmişler de bütün gün o çalıyor. Ben kendime geveze diyordum. Ben hiçbir şey değilmişim o kızın yanında. Ben o kızın yanında susma yemini etmiş Budist rahipmişim meğer. Kızın upload hızıyla benim beynimin download hızı yetişmiyor. O fiber internet, ben 90'larda kullanılan telefon interneti. Bir şey anlatıyor ama anlattığının %5'ini falan anlayabiliyordum. İki muhabbete takip mekanizmamı çökertti kız. Hala da düzelmedi. Güzel şeylerden bahsetse anlarım. Dıdısının dıdısının başına gelen, daha önce 100 milyar insanın da başına gelmiş sıradan şeylere her detayıyla anlatıyor. Çok şanslıyım ki anlatacak başka birini buldu da gitti. O gittiği kardeş beni dinliyorsa çok geçmiş olsun, çektiğin acıyı anlayabiliyorum. Ondan kısa bir süre sonra bir başkasıyla konuşmaya başladım. Bunda her şey ortalama gidiyordu. Ne çok konuşuyordu ne az. Ne çok güzeldi ne çirkin. Ne zekiydi ne salak. Bu sefer ben de çabalamaya başladım. Çünkü irrite eden bir yönü yoktu. Haliyle tatlı tatlı ilerliyordu ilişki. Kadıköy'de buluştuk bir gün. Çok sıcak değildi ama soğuk da değildi. Kız her şeyde ortalamaydı. Bir nokta hariç. Bir kafede otururken ortam biraz daha yumuşasın diye bir iltifat ettim. Ne dediğimi hatırlayamıyorum. Mesela elbisen çok güzel olmuş dedim diyelim. Normal şartlarda iltifat edildiğinde ne dersiniz? Teşekkür ederiz. Aferin. Kız ne dedi peki? Ne? At mısın lan sen? Atlar yapmıyor lan senin bu yaptığını. Mağara atı. Ne? Sana hiç mi görgü öğretmediler sana bok? Lan sessiz kalsan, cevap vermesen anlarım. Ne? Kendisine ne tepki vereceğimi şaşırdım, veremedim de zaten. Resmen sepalite katili bir tavır. Herkes kendisine yürüyen ama istemediği kişiye yapsa, sokakta mekanda kendisini rahatsız edene yapsa artık kimse birilerini taciz etmez. Ne oldu? Kısa bir süre sonra kaçtım oradan. 2-3 hafta kadar da hiçbir kızla konuşmadım. Resmen kadınlardan soğuttu bu beni. Hala aklıma geldikçe tiksinirim. Halbuki çok şey beklemiyorum bir ilişkiden. Kadınımı alayım karşıma, saatlerce derdini dinleyeyim istiyorum. Başını dizime alıp, başını okşayarak onu uyutmak istiyorum. Sarılıp uyumak istiyorum. Birlikte dünya turuna çıkıp her şehirde ona aşık olmak istiyorum. Her gün işten geldiğinde onu çiçekle karşılamak, ilham perim olarak ona şarkılar bestelemek, özel günlerimiz için özel planlar hazırlamak için kafa patlatmak istiyorum. Daha çok var böyle hayal. Düşüyor mu böyle? Oltaya attık oğlum, illa takılan olur.
Ve bir bölümün daha sonuna geldik. Sonunda kanalın geliri açıldı. Alırım bir HO. Artık gönül rahatlığıyla her videoya sarı dolar yiyebilirim. Malum artık bu ana videoları 2 haftada bir yayınlanacak. O aradaki boşlukta cuma günleri de sanat videoları paylaşacağım. Bilginiz olsun. Video hoşunuza gittiyse ve gelecek videolar daha da kaliteli olmasını isterseniz beğenip yorum yapabilir, çevrenizle paylaşabilirsiniz. Patreon ve Bino Game üzerinden de ekipmanlar için maddi destekte bulunabilirsiniz. Ayrıyeten hafta içi her gün Twitch'te yayınlarıma katılabilirsiniz. 5000 takipçiden sonra oraya da özel konseptler oluşturulacak. Gelecek bölümde görüşmek üzere. Öpüyorum hepinize.